İş, okul, sosyal yaşam, günlük hayatta bulunduğumuz pek çok ortamda ve karşılaştığımız olaylarda stresle karşı karşıya kalıyoruz. Kontrol edildiğinde bir motivasyon aracı da olabilen stres, kontrolden çıktığında birçok soruna da yol açıyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi psikiyatri uzmanı Doktor Hasan Çamurlu, stres ve yönetimi konusunda Ege TV'ye bilgiler verdi. Uzman Doktor Çamurlu, stres nedir sorusunu yanıtladı. Stres dışarıdan gelen ve genelde zararlı olan, kişiye zarar verebilecek uyaranlara karşı vücudun oluşturduğu bir tepki. Uzman Doktor Çamurlu stresle başa çıkma yollarına da değindi. 4 altın kuralı açıkladı. Stresin günlük yaşantımızda yani olmaması mümkün değil. Yani trafikten tutun da işte son zamanlardaki pandemi ya da daha büyük yangın gibi, sel gibi şeyler tabii dereceli olarak insanları strese maruz bırakıyor. Az stres insanı motive etme açısından faydalı olabilen bir şey. Hani biraz stres kaygı sizi kendinizi değiştirmeye, işte daha iyi şeyler başarmaya yöneltebilen bir şey olabilir, motivasyon aracı. Ama daha yüksek ve sürekli olabilen bir stres, evet, vücutta ileriye dönük şeker, tansiyon, kalp hastalıkları, işte bir takım şeyleri yol açması açısından da önemli bir konu. Savaş ya da kaç, temel konu bu. Temel olarak stresle baş etmenin işte 4 ana temel yöntemi var. Değiştir. Yani sana stres oluşturan işin mi, efendim evliliğin mi ya da başka bir şey mi değiştirebiliyorsan değiştir. İkinci yöntemse tersi, kabul et ya da. Yani bir Kabullen. kabullen. Onun için de işte kendine akla uydurarak bir şeyler. Ya işte tamam herkes böyle çalışıyor. Tek bana yapılmıyor falan gibi kabullenmek. Üçüncüsü yaşam tarzımızı düzenlemeler yapmak. Yani bunların içinde spordan tutun yogaya kadar gevşeme çalışmaları, şu bu, beslenmeyi şeyin değiştirmek, bazen eğlenceye vakit ayırabilmek, bu şekilde stres atmak denir ya zaten halk arasında bu tür şeylere. Eğer bunlar da yetersiz kalırsa profesyonel destek alıyorsunuz bu sefer yani. Hani psikiyatriye, psikologlara, şuraya buraya gidip onlardan destek alıyorsunuz.